Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah ibn Cübeyr degen sahaba bilen birgelikde 50 de sahaba vardı. Mana şu 50 sahaba en meşhur mirgen kemançılar idi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah ibn Cübeyr başlı mana şu 50 de kemançını Uhud dağını tepesine alıp çıkıp koydular. Yukarısına koyup ettiler ki sizlerge tapşırıq dediler. Karim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de tapşırıqları. Mana şu tağdan düşmeysizler dedi. Biz galiba kazanamız mı? Ya ki mağlup bulamız mı? Hatta yıkılıp kalıp marhumlarda yediğin kuşlar kegen takdirde ham min aitme günümce tağdan düşmeysizler dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu kat'i aittiler. Abdullah ibn Cübeyr razı olup 50 kemançı bilen mana şu cayda kaldılar. Ana bundan kegen ceng başlandılar. Şimdi albatta bu ceng cüde katta tafsilotli ceng. Bunu her birini biz birma bir şahla bir işlikke hazır acizmiz. Kola olsa azizler, şahsen ben üçün bir ahli ilim damla sıfatı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hayatlarını gepirişlikdeki kısımlarını içinde en ağırı bana şu Uhud'da gepiriş. Çünkü bunda Resulümüz aleyhissalatü vesselam yaradar bu geller. Ko'p qiynalganlar. Shuning uchun shaxsan men o'zim to'g'risi mana shu voqealarda aytishlikda ko'p qiynalaman. Shuning uchun ijozatingizlar bilan har birini birma-bir aytmaymizda eng o'sha biz uchun zarur bo'lgan holatlarni aytib o'tmoqchiman xolos. Demak, jang boshlandi. Allohning marhamati bilan musulmonlar g'alaba qilyapti. Shunday g'alaba qildi, hammalari kuchlik bir ilhomlanib ketdilar. Hattoki haligi Abu Dujona qo'lidagi qilichini haqqini ado qilishlikka shu darajada berilib ketdiki, otni ustida hamma dahshatga tushdi uni ko'rib. Hatto Hind binti Aqabani ham orqasidan quvladi Abu Sufyan xotinini. U o'yladi ki, mana hozir ana chopib yuboradi, mana chopib yuboradi dedi. Demak, o'sha ayollariga qadar borib qolishdi-da bular musulmonlar. Lekin Abu Dujona yaqinlashgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabarruk qilishlari bir ojiza bir ayol kishini qoni bilan bulg'anmasin dedilar-da, hech narsa qilmasdan orqaga o'girilib ketib qoldi. Hind saqlanib qoldi. Abu Dujona yana jangini boshlab, vatanini, yurtini, xususan payg'ambarimiz alayhisolamni himoya qilishlikka qattiq harakat qilib turardilar. Birdan haliga Uhud tog'iga qo'yib qo'ygan 50 kamonchi tepadan ko'rib turibdiki, musulmonlar g'alaba qilyapti, kofirlar chekinyapti, hammasi qochyapti, to's-to'polon g'alaba nashidasi ovozlar eshitilyapti. Kamonchilardan biri aytdiki, "Ketdik biz ham pastga tushamiz" dedi. Shunda Abdullah ibn Jubayr aytdilarki, "Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam pastga tushmanglar" dedilar. "To'xtab turinglar" deyodilar birlari. "Ular hozir g'alaba bilan bo'lib bizni unutib qo'ydilar" dedi. "Tezroq tushaylik biz ham, ishtirok etaylik, qolaversa o'lja olaylik" degan niyatni qarang. Shu niyat bilan orqalariga burilib tushib ketdilar. Abdullah ibn Jubayr qaytarishlariga qaramasdan tushib ketib qoldilar. Mana shu narsa biz uchun ta'lim bo'lish kerak. O'zini rahbarini, xususan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gapini qilmaslik, insonlarni o'zining ra'yi bilan ish qilishligi, o'z boshlig'i rahbarini aytgan ishini qilmasligi og'ir musibatlarga olib kelar ekan. Aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kamonchilarni u yerga qo'yib qo'yishdan ko'zlagan maqsad Xolid ibn Valid bilan Ikrima ibn Abu Jahl narigi tomonda orqa tomonda edi. U kofirlar askarlari. Ular o'sha kamonchilardan qo'rqib kela olmayotdi. Kamonchilar tushgandan keyin ularga yo'l ochilib, ular orqadan bostirib keldilar. Natijada musulmonlar qurshovda qoldi. Orqa tomondan Xolid ibn Valid boshlig'i, Ikrima ibn Abu Jahl boshlig'i askarlar bu yoqdan bostirib keldi. Askarlarining otliqlarini kelayotganini ko'rgan kofirlar ilhomlanib orqaga qaytdilar. Musulmonlar hayron bo'lib qoldilar, o'rtada qolib ketdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam shundoq tepaga qaradilar, kamonchilar yo'q. Nihoyatda xafa bo'ldilar. Lekin endi kech edi, chunki hamma musulmonlar parokanda bo'lib atrofga chachilib, ularni kofirlarni qurshovida qolib ketdi. Shunaqa qiyin bir holatga kelib qoldiki, hatto hamma u yoq bu yoqqa tarqab turgan bir paytda Ibn Qam'a degan bir odam kelib, Mus'ab ibn Umayrni chopib yuborib o'ldirib qo'ydi. Mus'ab ibn Umayrni qo'lida bayrog'i bor edi va uni ko'rib o'yladiki, birdan qichqirib yubordi Ibn Qam'a maydonda, "Men Muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'ldirdim" deb baqirib yubordi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'ldirildi degan gapni eshitgandan keyin sahobalar o'zlarini yo'qotib qo'ydilar. Nima qilishlarini bilmay qoldilar. Bir xilgilari qo'rqqanidan hatto qochib ham ketib qoldilar. Nima qilamiz deb. Ammo bir xilgilari kelib, bir-birlariga kelib, "Eshitdingmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdilar" dedi. "Ha, eshitdim" deydi. "Unda biz yashab nima qilamiz?" dedilar. "Yurgin, axir endi bizga bu dunyo harom-ku" dedilar. O'zlarini jangga urdilar. Mana shunaqa sahobalar fidoilik bilan turibdi.
Lekin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yalgan öldürüldü degen gapi hammasini parakanda kılıp durdu. Hamza radıyallahu anh'u nihayet de ozi arslanlar dek ceng kılıp yurtini, vatanını, Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın himaye kılıp durgen bir payette Halige Cübeyr bin Mut'im'ni kulu vahşi işte kim bilen ceng kımasından fakat poyla bir ahırı Hamza radıyallahu anh'u'ya neyze aittı. Bu neyze atışı bu işi cüda mahırıdı. Neyze gelip Hamza radıyallahu anh'u'ya tegdi ve bu zatını karnadan kirip arkasından çıkıp gitti neyze. Hamza radıyallahu anh'u bar küçü bilen vahşi tamamen intildi yok. Lekin o şu cayda canı uzulup yıkılıp kaldılar. Hamza radıyallahu anh'u şu halette şehit oldular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ise bu tamanda türgen ediler. Yine o şu kapırlardan birileri gelip Resulümüz aleyhissalatü vesselam'a taşlanıp Peygamberimiz aleyhissalamdı hatta başlarındaki dubulgası aralaş kılıç değdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çukur gibi çıkıp kaldılar. Yerden kurtarıp çıktılar. Bir taş gelip Resulümüz aleyhissalatü vesselam'da başlarına tegip dubulgalarına hatta aldığı iki dişleri düşüben gitti. Konadı. Bana şuna kadar çoğu kıyın halette kaldı. Hamı tarkap gitken, hamı uzu bilen uzu avara bulup koyan. Lekin pahlavan sahabalar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da sevip canıdan fida bulgen şundayı sahabalar varken ki ular Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı kurşap, atrafını uğrap durdular. Bunlardan birisi Abu Talha radıyallahu anh'u idi. Abu Talha radıyallahu anh'u keliyatken kemal okunu özünü cismi bilen tosardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ya Abu Talha özünü ihtiyat kıl deyişiye karamazdan canını fida kılıp Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da tosardılar. Hatta mana şu joyda Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh'u baradılar. Bu sahaba judayam mergan kemançıydı. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'da aldılar ki oturup kemanda ok atıp himaye kılıp durdular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kemanda okunu onge abirip durdular. Bu judayam mahir atardılar. Hatta Resulümüz aleyhissalatü vesselam avval ham kihin ham hiç kimge aitmegen gapni Sa'd'ga aitgen ekenler. Kemanda abirerkenler okunu İrmiya Sa'd fidaka abi ve ummi dediler de. Ey Sa'd otkin otam ve onam senge fida olsun dediler. Bu kapti Peygamberimiz Aleyhisselam hiç kimge aitmegen dediler. Kihin ham avval ham bu Sa'd ibn Abi Waqqas üçün nihayet derecede şeref edilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu dinige bo'lgan, rasuliga bo'lgan, yurtiga bo'lgan, vataniga bo'lgan fidoiyligi uchun mana shu gapni aytdilar. Hamma parokanda bo'lgan, hamma qochgan, lekin 7 ta muhojirlar, ya'ni 7 taga yaqin ansoriylar, 14 ta yoki undan ko'proq sahobalar atrofini o'rab jon fidoiylik qilib Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da himoya qilardilar.